Merhaba Kımitek Kaşar, nasılsınız? İyi misin? Herkes kanalı bekliyorum. Daha geniş bir seslenmece. Söyler olsa erkeğin dörtlü konuşacağız arkadaşlar. Evet, nefes kesen bir dörtlü düello vardı. Kavganın öne çıktığı bir dörtlü düello izledik. Yani adı veda edin. Beklenen isim oldu arkadaşlar. Size söylemişim. Zaten videolarımda da var. Berna oldu büyük ihtimalle. Yani baktığımız zaman kimle kim yarıştı? Damlacan'la Aleyna. Damlacan Aleyna'ya fark attı. Ben Damlacan'ın zaten adada kalacağını düşünüyordum. Çünkü çok iyi bir performans sergiliyor kendisi. Aleyna'ya büyük bir fark attı. Aleyna sona kaldı. Şimdi Berna ile yine Merve Aydın'ın mücadelesi vardı. Merve Aydın Berna'ya üstünlük sağladı. Sonra Berna ile Aleyna kaldı. Tabii ki Aleyna da Berna Aydın'dan üstünlük sağlayınca Berna nereye gitti arkadaşlar? Adaya veda etti. Ama özellikle oyun bitti. Bir anda kavga çıktı. Bir anda saç başı olarak hale geldiler. Aleyna ile Berna arasında çok sert tartışma yaşadı. Yani gecenin damgasını vuran kavgaydı arkadaşlar. Çünkü evet eleme gecesi vardı. Stresli bir zorlu parkurdu. Ama özellikle oyun bittikten sonra birbirine bir anda girdiler. Zaten takım arkadaşı son anda ayırmış oldular. Ve sürpriz bizim arkadaşlar. Ben size söylemiştim. Karşıya geçecek. Çünkü Acun Bey bunu zaten Acun Durum Konseyi'nde ve diğer konseyde açıkladı. Eğer ki mavi takımdan bir kişi daha giderse sayısal üstünlük zaten kırmızı takımda ve gözle görülür bir sayısal düşüklük var mavi takımda. Bu anlamda ben özellikle Aleyna'nın mavi takımı geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki Nefislerim Aleyna'ma. Ben Nefislerim kırmızı takımda kalacağını düşünüyorum. Çünkü Nagihan olsun, Merve Aydın olsun, diğer yarışmacılar olsun. Nefis ile arası iyi. Fakat Aleyna ile Kırmızı Takım arasında kötü arkadaşlar. Bunu da göz ardı edersek ben bir özellikle Aleyna'nın karşıya geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki bildiğimiz Aleyna karşıya geçtikten sonra inanılmaz derecede yine rekabet artar. Bu anlamda önemliydi ama mavi takım mutlaka kendine gelmesi lazım. Evet, Aleyna karşıya geçerse Seda gibi en iyi istatistiklere sahip kişiyle çok iyi bir ikili oldular. Bunun altını çizelim. Ama şöyle bir de dengeler de önemli arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki bu hafta geçecek isim belli olacak. Acun Bey bunu açıklayacak zaten. Ama erkeklere dörtlü düello var. Dörtten dokunmazlık oyunu var. Ve bir kişi karşıya geçeceğiz ama denge en azından sağlanır diye tahmin ediyorum. Yine bomba gelişmeler, yine bomba kavgalar, yine tartışmanın olacağı bir Survivor bizi bekliyor. Tabii ki çeyrek final, yarı final sonlara giderken heyecan doğukta arkadaşlar. Bu anlamda özellikle şöyle bir durum var. Aleyna mı, Nefesi mi karşıya geçer? Ben Aleyna'nın daha çok karşıya geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Benim sadece tahminim. Yani sürpriz bir şekilde belki Merve Aydın geçebilir. Ama Nagihan geçmez arkadaşlar. Nagihan'ı kolay kolay kimse karşısına alamayacağını biz gördük. Nagihan şu an tek bacakla kadın yarışıyor. Helal olsun. Ama Nagihan'ı kim tavırlı mavi takımda? Bunu çok iyi biliyoruz. Damlacan'la Seda. Ama Aleyna'nın da tavırlı olduğunu görüyorum. O yüzden ben Aleyna'nın karşıya geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki dengeler çok önemli. Çünkü gözle görülür bir eksikliği var arkadaşlar mavi takımda. Yani 5 haftadır üst üste mavi takımda oyuncu gibi. Ama kırmızı takımdan kimler gitti? Mustafa Kemal gitti. Ve 4 haftadır kırmızı takım yerine sayıyor. Bu da tabii ki kırmızı takımın avantajı sayıyor.